İsmim Enes Kapukaya. Öğrenciyim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Çankırılıyım. Evet, 17 yaşındayım. O gün parkta oturuyorduk işte arkadaşlarımızla. Birden helikopter sesleri, uçak sesleri, jet sesleri geldi, ateş sesleri geldi. Evi aradım, annemi aradım. Anne dedim ne oluyor falan. Biz bilmiyoruz dediler. Eve gel dediler. Babam dedi eve geldi. Eve geldim. Baba dedim dışarı balkona bir çık. İşte balkona çıktım. Tam çıktığımız anda bir jet geçti evin bu taraflarda bir yerde. Acayip ev sallandı. İşte annem falan korktu, çocuklar korktu. Babam dedi İşte hemen televizyonu açtık, televizyonu izliyorduk. Cumhurbaşkanımız hemen oradan bize seslendiler, sokağa çıkın diye. Ondan sonra işte biz babamla beraber iki tane akrabamız vardı, onları aramıştık. Biz çıkıyoruz, siz de çıkın diye. Onlar dediler, işte Keçiören Belediyesi'nin önüne gelin, herkes o tarafa geliyormuş diye. Biz hep beraber oraya gittik. Orada birileri konuşma falan yapıyorlardı işte, bağırıyorlardı, çağırıyorlardı. Dedikleri şey şuydu, Emniyet, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü tanklar esir almış, üç tane tank var. Herkes, halk oraya gitsin, zor durumdalar diye. Biz hemen arabalara binip Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gittik. Bir de arabayı park ettik orada bir yola, yürüyorduk. Bir polis memuru geldi işte böyle telaşlı bir şekilde. O zaman tam bir bomba patladığı anda. İşte polis memuru geldi dedi, biz dedi mühimmatımız bitti dedi, ne olur yardım edin Allah rızası için dedi, bize yardım edin, emniyet bahçesinin içine girin, tanklar var dediler. Herkes öyle deyince halk birden koşmaya başladı. İşte biz de babam gibi koşmaya başladık. O ara herkes dağılmıştı, babamı falan kaybettim o ara. Yani o an korktum. Yani ne olacak bu millet, hani çok ateş edildi ve çok sayıda yaralanan vardı. Gördüm çünkü onları hep herkes taşıyorlar, biz devam ediyoruz. Yaralanları taşıyorlar, biz daha devam ediyoruz. O ara bir polis memuru bağırdı. Tek bir işte Allah'a ekber dedik. Hep beraber içeri girdik. İşte tankın üstüne çıktılar halk. İlk önce havaya ateş ettiler. İşte gidin buradan, önümüze çıkmayın, ezeriz, ateş ederiz diye. Ondan sonra tam bize doğru ateş ettiklerimizde zaten yani 50 kişinin yani 10 veya 15 kişi zaten yere düştü. Vurulduğunu gördüm orada. Ben de o ara geri döndüm. Hemen arabanın yanına yatmak için çünkü tarıyorlardı bizi. Babamı aradım. Babam dedi biz emniyetin önüne gittik. Emniyetin bahçesine gireceğiz. Senin tomalarını orada bekle. Onu kapattıktan sonra Erdoğan abiyi aradım. Erdoğan abi dedi ki burada demir kapıyı kırıyorlar. Ben tam onun önündeyim. Onun yanına gittim. İkimiz beraberdik. Ondan sonra o tank birden gelip Toma'ya çarpınca işte ben de tam Toma'nın yanındaydım ve kaçıştık oradan. Oradan Erdoğan abi de kaybettim. Servet abiyle babam işte emniyet bahçesine girdikleri an babamı tekrar aradım. Baba dedim ben de geleceğim. Babam dedi sen gelme, Toma'ların orada bekle. Toma falan kalmadı orada zaten. Orada Toma'ya çarptı. Ben işte Erdoğan abiyle birlikte ikimiz o arkada ben önde yani bir kere arkama döndüğümde baktım onu gördüm. Bir daha döndüğümde göremedim çünkü kaybolmuştu, gitmişti. O ara işte içeri girdik. Annemi aradım. Anne dedim babamı kaybettim. Babama ulaşırsan bana da ulaş. Bura çok karıştı. Siz sakın evden çıkmayın. Telefonu kapattım ve 30 saniye sonra vurulmuştum zaten. Babam dedi ne oldu yavrucuğum, babana demeye kalmadı, telefon kesildi. Ben hemen anında tekrar aradım. 15-20 kere falan aradım, telefon açılmadı. Ondan sonra telefonu bir başka bir bey açtı. Abla dedi biz size döneceğiz dedi. Ben de ne oldu, hani ben kendimden geçtim. Eşimin kucağında zaten 3 kişi ölmüş. Onlarla uğraşmaktan çocuğun vurulduğunu duymamış. Gelen telefonlara falan bakamamış. Yere düşünce işte oradan bir abimiz sağ olsun beni geri çekti. Bir kolon gibi bir yerin arkasına yatırdı beni. Orada herkes işte başıma toplanmıştı. Biri atletini çıkardı, onu kestiler. Bacağıma sardılar kan durdurmak için. Erdoğan abi benim vurulduğumu görünce benim yanıma geldi zaten. İşte Erdoğan abi yanıma geldikten sonra işte bir adam beni kucağına alıp arabaya bindirdi. O araba binince ambulans geldi. Erdoğan abiyle ikimiz bindik ambulansa. Ve Erdoğan abi bana dedi elimi ısır yani elimi tut konuş benimle dedi. Yani ben onunla devamlı konuştum. Zaten ambulans çok hızlı bir şekilde hastaneye gitti. Ben hastaneye gider gitme işte Erdoğan abi babamı aramış. Babamı aradıktan sonra şey demiş.
Yakup neredesin? İşte babam demiş emniyetin önündeyim hala. Biz demiş hastanedeyiz. Babam demiş ne oldu hayırdır işte. Enes vuruldu deyince babam birden telefonu kapatmış o anla hemen hastaneye gelmiş. Babam şey sanmış yani vuruldu deyince daha büyük bir şey öldü falan zannetmiş. Hastaneye giderken 1,5 saatlik yol bana sanki var ya günler gibi geldi. Ambulansları durduruyordum artık hani. Kardeşim yapma öyle seni almazlar zaten ambulans bir kişilik falan diye. Onlar da hani hızlı gidiyor beni bir an önce götürsünler diye herkes can derdine düşmüş. Babam geldi gözü yaşlı böyle ağlamış işte bir eli ayağı titriyor. Babam görünce ben iyice kötü oldum ağladım. Ondan sonra işte annemle konuştum telefonda. Anne dedim bir şeyim yok iyiyim. Babam dedi annenle bir konuş korkuyorlar. İşte ondan sonra bana müdahale ettikten sonra annem gibi dayım bir falan geldi. Teyzelerim geldi, akrabalar geldi, herkes geldi toplandılar. İşte o ara herkes görünce daha kötü oldum ben ağladım. Annem bağırdı işte oğlum falan diye. O da titriyordu sesi falan, o da çok kötü olmuştu. Hastanenin en küçük gazisi Enes'ti, 170 kişiden. Yalvarıyorum artık böyle yani hani şeyden medet umuyorsunuz. Ben çocuğumu göreyim, vurulmuş deyince zaten insan aklına o an telefonda çok değişik şeyler geliyor. Cerrah aramaya başladık işte bacağımdaki kurşun nasıl alınır şey yapılır diye. 4-5 tane yere gezdik. Ondan sonra hepsi de aynı şeyi söyledi. Alamayız damarlara yakın olduğu için felç kalma ihtimali olur diye. İşte 20-25 gün işte yatakta yattıktan sonra ilaçlarla şeylerle dualarla ayaktayım çok şükür. Çok şükür ediyoruz yani hani Allah'a hamdolsun Enes'in bu durumuna. Tamam bir hani ufak bir zede bıraktı hayatı boyunca taşıyabileceği bir zede bıraktı ama olsun onda da bir Allah bir hayır göstermiştir yani kendi açısından da. Tabii biz vuruluk ettik ama bunlar başarılı olacaklar mı? Devleti ele geçirebilecekler mi diye düşündüm. Devam babama sordum işte babam da durmadan haberlere bakıyordu. Yok dedi işte sıkıntı yok işte Cumhurbaşkanımızın konuşmasını falan dinledikten sonra biz rahatladık hani. İşte herkes yakalanmış işte ele geçiremediler başarısız oldular deyince biz rahatladık yani o an acım daha da indi. Zaten rüyalarıma girdi. 2 gün boyunca rüya görüyorum zaten. O günü sanki bir daha yaşamış gibi oldum. Orada bir abimiz vardı işte ayağını ezen tank ayağını ezdi. Bir o geliyordu gözümün önüne devamlı. Bir de işte o vurulduğumda bacağıma baktığım an işte kanlar geliyordu yani durmadan. Silah sesleri falan geliyordu gözümün önüne işte yani rüyamda. Devamlı onları görüyordum. 2 gün boyunca gördüm işte gece. Uyuyamamıştım. Ben bu kadarını beklemiyordum tabii böyle ateş edilip tank hayatımda ilk defa gördüm ben orada. Yani öyle bir şey beklemiyordum bize doğru sıkacaklarını çünkü kendi askerimiz yani ne düşünebilirim ki? Yani sonuçta asker olmadım, bunun eğitimini almadım. Ve oraya gittim vatan, millet için, bayrak için. Yani canım pahasına devam ettim, sonuna kadar da gittim. Ve bunlar geldi geçti diyorum, hani kendimi öyle avutuyorum. İnşallah da son olur diyorum. Tek temennimiz bu yani, hani Enes'in vurulması gerçekten çok çok sevindirici bir şey diyebilirim bu kötülüklerin yanında. Enes bize bir mükafat gibi geri döndü yani, Allah'ın bir lütfu gibi. İman gücü dedikleri işte elimizle, kolumuzla, sesimizle bağıra çağıra onların önüne geçmeye çalıştık ve başardık.